Ee, ...Ekrem İmamoğlu ha. üzerinden... Ha. Ya, ...Yiğit Karakış meselesi falan da önemli de... ...Meral Akşener'in seçim kampanyasından sorumlu... E, ...yani önümüzdeki seçim kampanyasından sorumlu baş danışmanı ...eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu. Evet, evet onun fotoğrafı da var. Evet ve Ekrem parti... Ekrem İmamoğlu ile bir toplantısı var. Evet, Parti Gençlik Kolları Başkanı Orhun Ertürkmen... ...Ekrem İmamoğlu ile seçime yönelik bir toplantı yaptı diye haber var. Eee... Evet onu ben not aldım. İyi şey partiler yaptı, açık açık. E, e, İmam editörüm editörüm bana e, geçmiş o. not İmam attı. Onu, işte o fotoğrafı da kesin. getirelim ya mi ekranlara? O ekranları? masada geniş e, evet. bir fotoğraf vardı. Orada Ekrem İmamoğlu'nun not aldığı, diğer isimlerin e, konuştuğu Bu böyle bir, bir görüntü tamam, var. Tamam fotoğraf bakın çıkışta. E, bir bunu... Aslında ben yorumlamanızı rica edecektim. Yani İyi Parti kampanyası imam şey, emanet sen ben önce davrandın. Şey i̇stersen ya yani şöyle yapalım. İyi ben bir, bir tweet daha gündeme getireyim. Tabii. Ee, ya bugün gördüm enteresan şeyler. Bunların da bence yoruma ihtiyacı var. İkincisi Tabii. de Muhsin Emre Demiroz, Demiroz Gelecek Partisi kurucusu. Hı, hı. Ee, tweet'in bir bölümünü sansürlemek istiyorum. Çok da önemli bir bölümü değil. Asıl hı hı. devamı önemli. Sa çünkü acayip bir ifade var yani o yüzden. <laughs> Gelecek Partisi'ne küçük parti, sayın genel başkanımıza küçük enişte diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler. Ee, size işte burada bir ifade var. Sonrasında diyor ki Tayyip Erdoğan tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz bizden çok siz üzüleceksiniz. Yani bu da yoruma muhtaç bir evet. e, tweet olarak gözüme çarptı. Niye yani muhteşem. altılı masa içinden %0, bilgi almak diye bir şey. Olan birisinin bir yani gazeteci attı. için artık ya yani şöyle bir durum oluştu gerçekten bu altılı masanın iletişim stratejisindeki yani bir yıldır en çok eleştirdiğim konu bir gazeteci için artık altılı masadan kulis almak. E, acaba şu lider ne düşünüyor? Temel Bey ne dolaşıyor? Ne diyor? Meral Hanım içeride ne konuşacak? Demenin artık hiçbir önemi kalmadı. Şimdi yani, şunu talep Herkes ekran önünde tweet tamam. atarak birbirine mesaj veriyor. Benim görüyorum. o tweet'te de tek anlamadığım <laughs> yer o senin sansürlediğin yer. Ne demek o? Onu anlamadım. Onu ben de anlamadım. Şimdi e, İmamoğlu'nun e, Kılıçdaroğlu ile kampanya için toplantı yaptığı konusunda kulis bilgileri vardı. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Hem kampanyada hem İyi Parti hem ee, şey için mi, CHP için mi çalışacak İmamoğlu? Yani bu fotoğrafı nasıl yorumlarız Taycettin Bey? Yeni geldi çünkü bu fotoğraf. Valla yani bunu, bu kimin ekibi ya merak <laughs> et. İyi Parti'nin de İyi Parti. Burak, Burak Avuncu Kolları Başkanı. Burak Avuncu var. Yani. Levent başkanı. şey bir kardeşimiz. Parti Gençlik seçmiş Kolları Başkanı. İmamoğlu. Hayır burada zaten e, tartışılan mevzulardan bir iki tanesi karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi şu. Kılıçdaroğlu adaylıkta diretirse İmamoğlu acaba CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçip İYİ Parti'nin adayı olur mu? Öyle bir bu ihtimal de... görünmüyor aslında bakarsanız. Ya bence de zor bir şey zaten de bunun bir faturası olur çünkü büyük bir faturası olur ama o kadar çok alternatif konuşuluyor ki. Evet. Bu alternatifte gelenlerden birisi. Fakat bu Saraçhane'nin bir yansıması. Saraçhane'nin yansıması şu. CHP teşkilatlarıyla arkasında durmadığı vakit İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun bu iddiasını sürdürebileceği teşkilat İyi Parti. Dolayısıyla zaten bir süredir CHP içindeki rahatsızlıklardan birisi de bu. Yani senin genel başkanın Kılıçdaroğlu mu Akşener mi bu konuda sıkıntı yaşıyor. CHP seçmeni de yaşıyor aslında. Çünkü şunu görüyoruz bakın siz parlamenter sistemden bahsediyorsanız yarın bir gün biz parlamenterizme geri döneceğiz diyorsanız siz birbirinizin rakibi oluyorsunuz aynı zamanda. İYİ Parti ile CHP birbiriyle aynı keseden aynı kasadan yiyen insanlar aynı teşkilatlar değiller. Dolayısıyla bu kadar sıhriyeti artırıcı bir şey yapmak için. Ben mesela Cumhur İttifakı'na dönüp baktığımda Cumhur İttifakı'nda hatlar çok belirli. Cumhur İttifakı'nda kimin eli kimin cebinde bir siyaset yok. Hatlar çok belirli. Devlet Bey siyasetini yapıyor, Erdoğan siyasetini yapıyor. Karışılan karışılmayan yerler var. Birbirlerine tesir ediyorlar etmiyorlar ayrı tartışma. Fakat kimin eli kimin cebinde belli değil. Yani Devlet Bey'in AK Parti teşkilatlarına değil, girip değil. orada... efendim. Değil değil. Kimin, kimin eli kimin cebinde de belli. belli değil. Değil değil. değil. <laughs> belli değil değil. <laughs> Özür dilerim. Yani dinleyen söyleyenden Arif gerek izleyenlerimiz benden Arif'tir. Neyse. Devlet Bey'in AK Parti teşkilatlarında tasarruf ettiğine dair bir alamet hiç görmedik şimdiye kadar. Fakat bu altılı yasa yapı, masanın yapısı. Bundan bahsetmiştim ben. Çok amorf bir yapı. Hakikaten çok amorf. Hiçbir şeye benzemiyor. Bizim alışkın olduğumuz bir şey de değil. Yani biz belediyeleri birlikte kazandık. Öyleyse bu hepimizin mali müşterekidir. Ne güzel hepinizin mali müştereki olsun. Ama tasarrufu da hepimizde olsun. Ama böyle bir hakikat yok ki siyasette. Siyasetin hakikati maalesef yani bunu izleyenlerimiz alınır gücenirlerse de kusura bakmasınlar ama bu Türkiye siyasetinin de Siyasetin genel hakikatidir de siyasete iştirak edenlerin önemli bir kısmı çıkarını düşünür. Yani tamamen dava diye katılmaz ki. Şimdi herhangi bir teşkilata katılmış, intisap etmiş bir adam seçim sonrası, seçim başarısından sonra oradan bir Beklenti içine ister istemez giriyor şu anda CHP teşkilatlarında yani bizim de eşimiz dostumuz çok Allah'a şükür soruyoruz danışıyoruz arkadaşlar nasıl genel hava diye. Hı hı. Mesela İstanbul'daki genel hava İyi Parti'nin belediye başkanımı CHP'nin genel başkanımı çözemedik çok rahatsızız diyen CHP'liler olduğu yolun hı hı. yönünde.